dışında yeniliği sürdüren şiir. Bunlardan ilki Maviciler. Maviciler yani mavi akımı. Özellikle Atilla Han'ın 1952 ve 56 yıllarında çıkardığı derginin adıdır Mavi. Bu derginin etrafında toplanan Orhan Duru, Ferit Edgü, Atilla İlhan gibi sanatçıların oluşturduğu gruptur arkadaşlar. Bunlar maviyi tarafsızlığın rengi olduğu için seçmişlerdir. İlk önce bireysel daha sonra toplumsal şiirler yazmışlardır. Bu sanatçılar arkadaşlar şairane bir sanat anlayışının temsilcisi olmuşlardır. Daha sonra Mavi Dergisi Atilla İlhan'dan sonra Özdemir Nutku'nun yönetimine geçmiştir. Atilla İlhan savunduğu toplumsal gerçekçiliğin sözcüsü olmuştur. Dergi 1956'da çıkan 36. sayıdan sonra kapatılmıştır arkadaşlar. Şimdi özelliklerine bakalım mavicilerin. Garip akımına tepki olarak çıkmışlardır. En önemli özelliği sorularda verilir. Bu topluluğun hedefinde garip akımı ve Orhan Veli vardır ve bunları bob stil yani züppe demektir bu bob stil. Züppe diyerek eleştirmişlerdir. Bunların garip akımına karşı çıkmalarındaki en önemli sebep açık Türkçe ile sade dille şiir yazmalardır. Çünkü mavi akımına göre şiir açık olamaz. Anlam kapalı olmalıdır şiirde ve şiir anlam kapalı olması düz yazıdan ayıran en önemli özelliktir. Şiir özellikle basit olmayacağı, zengin benzetmeli, içli, derin olması gerektiğini savunmuşlardır. Toplumcu şiiri de bir de yandan desteklemişlerdir arkadaşlar. Garipçilerin birçok temsilcilerine baktığımızda arkadaşlar özellikle Atilla İlhan, Fırat Edgü, Orhan Duru, Özdemir Nutku, Yılmaz Guruda, Ahmet Oktay, Demirtaş Ceyhun, Demir Özlü, Ece Ayhan ve Tahsin Yücel vardır arkadaşlar. Bunlardan özellikle biz Atilla İlhan'ı, Ahmet Oktay'ı, Ferit Edgü ile Orhan Duru'yu da küçük hikayede göreceğiz arkadaşlar. Özellikle Ahmet Oktay ve Atilla İlhan'ı şimdi anlatacağız. İlk sanatçımız Atilla İlhan'dır. Arkadaşlar asıl adı Atilla Hamdi İlhan'dır. Türk şiirinin kaptanı olarak anılır. Dikkat, özellikle adlandırmalara dikkat ediyoruz eserlerimizde. Türk şiirinin kaptanıdır. Ali Kaptanoğlu adıyla şiirler yazmıştır. İzmir Atatürk Lisesi'nde öğrenciyken kız arkadaşına yazdığı bir mektupta Nazım Hikmet'in bir şiirini paylaşınca başı derde girmiş ve okuldan atılmıştır arkadaşlar. Öğrenciyken yazdığı Cebberoğlu Mehmet şiiriyle 1946 CHP yarışmasında ikincilik ödülü almıştır arkadaşlar. Edebiyatımızda mavi akımı başlattığını söyledik az önce. Halk, divan, batı şiirini sentezlemiş ve kendine özgü bir şiir dili yaratmıştır. Özellikle aşk, intihar, ölüm, içki, kahramanlık gibi konuları ele almış, romantizmin etkisiyle toplumsal gerçekçiliğe değinmiştir. Divan şiirinin biçim özelliklerinden yararlanmıştır. Bakın bunlar biçimciler. Dikkat edin, garipçilere bu yönden karşı çıkmışlardı. Farklı imgeler kullanmışlardır. Dikkat edin, garipçilerde imge yok. Bunlarda imge var. Birinci ve ikinci yeni şiirini eleştirmişlerdir. Anahtar kelime. Garip şiirine karşı çıkmışlardır. Anahtar kelime. Şiirleri üç evrede karşımıza çıkar. İlk evresi Nazım Hikmet evresidir arkadaşlar. Burada özellikle Nazım Hikmet divan şiiri, halk şiiri etkisi vardır. Yani duvar şiirini burada yazar. İkinci evresi bireyin kendi varlığını ve evrendeki yerini sorgulayan ben sana mecburum şiiri. Üçüncü evresi neoklasik evre divan şiiriyle batı şiirini harmanlar arkadaşlar. Hem bireysel hem toplumcu şiirler yazar. Özellikle şiirlerde küçük harfler kullanmışlardır. İmra kullanılmamıştır. Sadece kesme işareti kullanılmıştır. Şiir, roman, deneme, gezi yazısı, senaryo, öykü türünde eserler vermişlerdir. Dikkat edin, özellikle Ali Kaptanoğlu takma adını kullanmıştır. Eserlerine baktığımızda şiirleri duvar, İkinci Dünya Savaşı'nda idamlara tanık olan iki duvarı konuşturur eserinde arkadaşlar. Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum en çok bildiğiniz. Tutuklunun Günlüğü, Böyledir Sevmek, Bela Çiçeği, Yasak Sevişmek, Ayrılık Sevdaya Dahil, Elde Var Huzun, Hüzün, Korkunun Krallığı gibi önemli eserlerdir. Biliyorsunuz Koyu'yla yazdım. Roman, Sokaktaki Adam, Zenciler Birbirine Benzemez, Kurtlar Sofrası, Fena Halde Leman, Hacı Hanım Vay, Bıçağın Ucu, Sırtlan Payı, Yaraya Tuz Basmak, Ders Adette Sabah Ezanlar, özellikle romanları ve Allah'ın Süngüleri bunlar önemli. Deneme ve araştırmalar önemli. Bazen çıkıyor sorularda hangi sol, hangi batı, hangi Atatürk, hangi edebiyat yani başında böyle hangi görürseniz dikkat edin arkadaşlar. Gezisi Abbas Yolcu önemli.
bölümüdür arkadaşlar. Öyküsü var Yengeç'in Kıskacı. Ben özellikle senaryosu var. Bazen sorularda çok nadir soruyorlar ama ÖSYM daha çok şiirleri, romanını sorar. Kartallar yüksek çıkar arkadaşlar sorularda. Senaryolarından da. Evet, şimdi eserlerini hikayeleştirelim arkadaşlar. En önemli eserlerini. Atilla İlhan. Arkadaşlar Atilla fena halde kime aşıkmış? Leman'a aşıkmış. Fena halde Leman'a aşıkmış Atilla. Ama bunlar öyle bir yerde yaşıyorlarmış ki Korkunun Krallığı'nda. Korkunun Krallığı da öyle bir yermiş ki her şey yasak arkadaşlar. Mesela zenciler varmış. Zencilerin bile birbirine benzemesi yasakmış. Hatta sevişmek bile yasakmış. Her şey yasakmış arkadaşlar. Ama tabii Atilla ile Leman fena halde birbirlerine aşık oldukları için birbirlerini görmek istiyorlar arkadaşlar sürekli. Çaktırmadan buluşuyorlar. Halbuki bir yakalansalar derken bir gün tabii ki yakalanıyorlar. Fena halde Leman aşık olduğu Leman'la Atilla birbirleriyle el ele böyle otururlarken tabii ki bunları yakalıyorlar. Yakalayınca Atilla'ya diyorlar, Atilla'yı götürüyorlar, serbest bırakıyorlar ama kızı alıyorlar arkadaşlar, sokağa atıyorlar Atilla'yı, sokaktaki adam oluyor. Sonra kızı alıyorlar arkadaşlar, bunların bir hapishanesi var böyle yerlerde hapsettikleri, Sisler Bulvarı'ndan, ondan sonra yağmur duvarından yağmur kaçağı giren bir bina. Önünde de bela çiçeği var arkadaşlar, hatta bahçesinde de sırtlanlarla kurtlar var. Böyle bir yere hapsediyorlar kızı. Nasıl bir yermiş? Bir daha hatırlayalım. Bir daha söyleyelim arkadaşlar. Nedir? Duvarlarından yağmur kaçağı olan, yani böyle hani duvarı biraz esnetir, yağmur kaçağı olan Sisler Bulvarı'nda bir bina. Önünde bela çiçeği var. Bahçesinde de sırtlanla kurtlar var arkadaşlar. Böyle bir yere hapsediyorlar. Kızı götürüyorlar. Burası bir hapishane. Bunların böyle kızları hapsettikleri yer. Tabii ki sokaktaki adam olan Atilla ağlıyor sürekli. Sevgilimi götürdüler. Orada tek arkadaşı olan kime geliyor arkadaşlar? Hacı Hanım'a geliyor. Diyor ki Hacı Hanım vay. Yarama tuzlar basıldı Hacı Hanım vay. Ne oldu? Hacı Hanım diyor ki ne oldu sokaktaki adam Atilla? Ben fena halde Leman'a aşıktım. Geldiler bizi ayırdılar. Leman'ı götürdüler Sisler Bulvarı'nda. Duvarında yağmur kaçağı olan, bela çiçeği olan yere götürüp hapsettiler. Gidip onu kurtarmamız lazım. Hacı Hanım diyor ki ne yaptın sen? Bizi oradan kimse kurtulmamıştır daha önce. Ne yapacağız? Diyor ki Hacı Hanım vay, senin geçmişten bana bir gönül borcun var. Mecbur yardım edeceksin. Artık arkadaşlar gördüğünüz gibi Hacı Hanım'ı da oturmuş oraya elleri dizinde rahmetli. Neyse. Diyor ki daha önce orada bir tutuklu vardı. Tutuklu bir günlük tutmuş. Tek bir kişi kaçmış oradan bu zamana kadar. O da günlük tutmuş. Onun günlüğü de bende. Getirelim okuyalım. O günlüğe bakalım. Oradan yavaş yavaş kurtaralım artık. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Seninle ölümüne varım dostum demiş. Tamam demiş sokaktaki adam Atilla. Oturmuşlar tutuklunun günlüğünü okumuşlar. Sonra haydi bakalım demiş. Ya Allah ya Bismillah. Kalkmışlar. Allah'ın süngülerini almışlar. Bıçakları ucuna takmışlar. Bıçağın ucu Allah'ın süngüleri. Bıçakları ucuna takmışlar. Başlamışlar gitmeye. Gitmişler. Ondan sonra böyle önce bahçeden içeriye yavaştan girmişler. Bakmışlar şanslarına, sırtlanlarına kurtlar. Sofraya oturmuşlar. Pay için birbirlerine girmişler. Kavga ediyorlar. Bunlar o arada fırsattan yararlanmışlar. Hemen binanın etrafına girmişler. Binanın etrafında biliyorsunuz binada dedik ki yağmur kaçağı var duvarında. Yağmur kaçağı olduğu için oralar böyle çürümüş. Bunlar yavaş yavaş bıçağın ucuyla Allah'ın süngüleri orayı kazarak girmeye çalışıyorlar. Bunlar orada çabalarken arkadaşlar artık böyle yavaş yavaş sabaha karşı oluyor. Uğraşıyorlar. Ders adette sabah ezanlar okunmaya başlıyor. Tabii ki bu ezanları duyan kız içeride görüyorsunuz sandalyede oturuyor. Bu ezanları duyan kız ağlıyor. Diyor ki işte böyledir sevmek diyor. Eğer sevecekseniz ayrılığı da sevdaya dahil edeceksiniz. Benim elimde kala kala hüzün kaldı. Sevgilim de gitti. Allah'ım ben ne yapacağım? Ben sevdim ama cezasını çekiyorum falan diye ağlıyor sürekli böyle. Bir yandan ezan okunuyor. Tabii o arada bu böyle ağlarken Hacı Hanım'la sokaktaki adam Atilla ne yapıyorlar? Oradan duvarı delip hemen giriyorlar. Bir bakıyor kız, kapı bir açılıyor. Tabii ki sevgilisi Atilla. Koşa koşa geliyor sevgilisi. Diyor ki ben sana diyor mecburum.
Leman'ım diyor, fena halde aşığım sana Leman'ım, ben sana mecburum, seni bırakacağım mı zannettim, ölürüm de seni bırakmam diyor. Koşu koşu sarılıyorlar, oradan gizlice bakıyorlar ki hala sırtlanlarla kurtlar sofrada pay derdinde. Koşu koşu kaçıyorlar ve kurtuluyorlar, mutlu oluyorlar. Eserlere baktığımızda zenciler birbirine benzemez. Fena halde Leman, korkunun krallığı, yasak sevişmek, sokaktaki adam, sisler bulvarı, bela çiçeği, yağmur kaçağı, duvar, Allah'ın süngüleri, bıçağın ucu, hacı hanım, vay, yaraya tuz basmak, tutuklunun günlüğü, yer saadette sabah ezanları, böyledir sevmek, ayrılık sevdaya dahil elde var hüzün, sırtlan payı, kurtlar sofrası, ben sana mecburum. Unutmayın arkadaşlar, umarım bu hikaye aklınızda kalıcı olur. Evet, diğer sanatçımız Ahmet Oktay arkadaşlar. Bunun hikayesi yok. 1950 diyoruz ki yazmaya ortaokul yıllarında başladı. 1950'lerde yazdığı şiirlerinde Ahmet Arif'ten etkilendiği gözlenirken 60'lardan sonra toplumsal gerçekçiliğe yakaladı ve ikinci yeni evlenir. Zengin sözcük dağarcığı, destancı bir söyleyişi ustaca değerlendirdi arkadaşlar. Şiirlerini bilin, gölgeleri kullanmak, Doktor Kaygara'nın dönüşü, yol üstünde semender, gözüm seyirdi vakitten, söz acı da sınandı. Özellikle şiirlerini bilin arkadaşlar. Öyküsü de var ama şiirlerini bilin. Bunun haricinde Orhan Duru arkadaşlar, Mavi Akım'ın kurucularından birisidir kendisi. Edebiyatta şiirle başlamıştır. Öykü deneme yazarlarının yanı sıra tiyatro uyarlamalarında bulunur, burayı bilin. Sonra ilk öykü kitabı Bırakılmış Bir adıyla yayınlanır. Ağır İşçiler adlı öyküsünde ödül alır arkadaşlar. Durdurun Dünyayı İnecek Var, bilin. Sınırdaki Ev, Yüzbük Baba adlı tiyatro eserlerini Türkçe uyarlar. Bilin bunlar arkadaşlar. Eserlerine baktığımızda Bırakılmış Biri romanları, Denge Uzmanı, Ağır İşçiler, bu üçünü bilin arkadaşlar. Yoksullar Geliyor, Şişe, Büyülü Bir Büyülü Ortamda, Kısas Enbiya, Kıyı Kıyı Kent Kent, Hormonlu Kafalar, İstanbul'in Küp, Düşümde ve Dışında, Yeni Sert. Özellikle üçünü bilin. Bırakılmış Biri, Denge Uzmanı, Ağır İşçiler. Öykülerinde Tango Geceleri, Sarmal, Toplu Öyküler, Operadaki Hayalet, Kazı, Durgun ve İşsiz. Operadaki Hayalet'i bilin burada da arkadaşlar ve romanını bilin. Bunlar en önemli özellikleridir. Evet, Ferit Edgü arkadaşlar. Ferit Edgü plastik sanatlardaki alanındaki deneme ve eleştiri tartışmalarıyla ilgili uyandırmıştır. Bu adamın en çok arkadaşlar eserlerinden romanını sorarlar. Kimse, O, Hakkari'de Bir Mevsim, bazen Hakkari'de Bir Mevsim, bazen O. Kimse önemli romanlarıdır arkadaşlar. Bunu iyi bilin. Sonra öyküsü var. Kaçkınlar, Bozgun Av. Bazen Bozgun ve Av'ı da sorabiliyorlar öykülerinde. Dikkat edin arkadaşlar. Bunun haricinde Bir Gemide, Çığlık, Binbir Hece, Doğu Öyküleri, İşte Deniz, Maria, Doğu Sesi gibi. Senaryosu bakın. Hakkari'de Bir Mevsim, O adlı romanından senaryo Onat Kutlar ile birlikte yapılmıştır. Dikkat edin. Gördüğünüz gibi. Denemeleri vardır arkadaşlar. Şiirleri var. Ah Minel, Aşk Dağı şiirleri. Ama biz bu adamı neyle bileceğiz arkadaşlar? Özellikle Orhan Duru ve Ferit Edgü'yü. İkisi de bu gruptadır ama bunlar daha çok küçürek hikayeli önemlidir. Biliyorsunuz bu sene küçürek hikaye geçen seneden beri çok popülerdir. Özellikle MEP müfredatında vardır. Tek bir kelime, tek bir cümleden, bazen birkaç cümleden oluşan küçük hikayelerdir arkadaşlar. Ve bu konuda özellikle Orhan Duru, Ferit Edgü vardır. Bir de Necati Cumalı'yı ekleyeceğiz buraya arkadaşlar. Benim size deneyimim Orhan Duru ile Ferit Edgü'yü küçürek hikayede bilin daha iyi. Sadece grupta adını bilin. Bu kadar. Cahit Külebi, bir diğer sanatçımız. Hece ölçüsünü modernleştiren şairlerden birisi olarak anılmıştır arkadaşlar. Kendisini Karacaoğlan'ın bacanağı diye adlandırır. Halkçı şairdir, yeni romantizm anlayışına sahiptir arkadaşlar. Şiir Yöntemim adlı şiirinde şiir anlayışını dile getirmiştir arkadaşlar. Doğa, vatan sevgisi gibi kavramlar işlemiştir. Eserlerinde özellikle Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda Adamın Biri, Yeşeren Otlar, Rüzgar, Yangın, Yüz Türküleri, Türk Mavisi gibi önemli şiirleri vardır arkadaşlar. Anısı önemlidir. İçi sevda dolu yolculuk. Şimdi bu adamın eserlerini, Cahit Külebi'nin eserlerini küçük bir hikayeyle anlatalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biz şimdi direkt Cahit Külebi'ye geçtik ama Cahit Külebi başlık bu tarafta kalmış. Cahit Külebi Garip dışında yeniliğe sürdüren bağımsız sanatçılarımızdan ilki. Yani biz ne yaptık? Garip yaptık arkadaşlar. Daha sonra Mavicilere geçtik. Ama bunlar da Garip dışında yeniliğe sürdüren bağımsız, hiçbir yere bağlı olmayan sanatçılardan. Bunlardan ilki Cahit Külebi'ydi. Özelliklerini az önce söyledik. Şimdi de sanatçının eserlerini hikayeleştirelim. Cahit Külebi, ne diyoruz biz buna? Binbaşı Cahit ile Er Külebi arasında. Cahit Külebi. Binbaşı Cahit, Er Külebi. Bakın ikisinin de suratı aynı. Kendisi Cahit Külebi'nin gerçek resmi bunlar arkadaşlar. Cahit, binbaşı Cahit bir gün
Yeşeren otlarda rahat rahat yatıyormuş. Gördüğünüz gibi yatıyor yeşeren otlarda arkadaşlar. Böyle çünkü hiçbir düşman yok, bir şey yok, işi yok, gücü yok. Böyle yatıyor. Derken birden bir bakmış, rüzgar gibi adamın biri atlı koştur 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 geliyor. Sonra kafasını kaldırmış Binbiyan Şahit. Ne oluyor ya demiş, rüzgar gibi geliyor adamın biri, koştura koştura atıyla gördüğünüz gibi geliyor. Atıyla gelmiş, demiş ki oradan bağırıyor. Bir bakmış kendi Erkülebi, kendi eri. Erkülebi koşun koşun Binbaşı Cahit, koşun koşun Binbaşı Cahit, yangın çıktı yangın çıktı. Sonra tabii ki Binbaşı Cahit diyor ki sakin ol Erkülebi, ne oldu? Diyor ki adamın rüzgarla, rüzgar gibi gelen adamın biri olan Erkülebi diyor ki bizim etrafımızı düşmanlar sardı. Türk mavimize kadar geldi dayandılar. Gelin kurtarın hemen, ordunun size ihtiyacı var. Tabii ki hemen durur mu Binbaşı Cahit? Koştura koştura hemen Erkülebi ile beraber gitmiş. Hemen yüz türküleri söyleyerek arkadaşlar ne yapmışlar? Orduyu topladı Binbaşı Cahit. Orduyu toplamış. Ondan sonra Türk mavisinin oraya kadar dayanan askerin karşısına geçmiş. Ordusuna moral konuşması yapmış. Demiş ki evet demiş sevgili güz türküleri söyleyen askerlerim, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda nasıl bir mücadele verdiyse biz de öyle mücadele vereceğiz. İçi sevda dolu yolculuğumuza, ölüm yolculuğumuz bile olsa içi sevda dolu yolculuğumuza gideceğiz. Türk mavisini kurtaracağız. Haydi vatan bizim ellerimizde demiş ve beraber savaşa girmişler Binbaşı Cahit'le Erkülebi ve bütün askerleri. Sonra bütün düşmanlar Türk mavisinden atmışlar. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda kendilerine önder olduğunu unutmayarak içi sevda dolu yolculuğa çıkmış ve halkı kurtarmışlar. Eserler arkadaşlar, Yeşeren Otlar, Adamın Biri, Rüzgar, Yangın, Güz Türküleri, Türk Mavisi, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda içi sevda dolu yolculuk, unutmuyoruz. Evet, garp dışında bağımsızlığını sürdüren ikinci sanatçımız Fazıl Üstü Dağlarca. Bu sanatçımız Türk şiirinin özgün şairlerindendir. Dikkat edin, destan şairidir. Şairlerin lakaplarını unutmuyoruz. Destan şairi, evler şairi arkadaşlar, unutmuyorsunuz. Destan şairidir. Önce hece, sonra serbest ölçüyle yazmıştır. Savaşları destansı bir şekilde dile getirir. Türkçe sevgisi ön plandadır. Özellikle bunu da hiç unutmuyorsunuz, anahtar kelime, Türkçem benim ses bayrağım adlı şiiri önemlidir. Tarih, birey, çatışmalar onun şiirlerinde yer alan unsurlardandır arkadaşlar. Çocuk şiirlerde yazmıştır. Önemli yapma destanlar yazmıştır. Dikkat edin. Özellikle şiirleri, yani destansı olanları yazdım. Çakır'ın Destanı, Üç Şehitler, İstiklal Savaşı Samsun'dan Ankara'ya, İstiklal Savaşı İnönüler, Sivaslı Karınca, İstanbul'un Fetih Destanı, Malazgirt Ulaması, MEP'te çıkmıştır dikkat. MEP'te çıkan biliyorsunuz, sınavda da sorumlu oluyoruz. Çanakkale Destanı, Delice Böcek, Anıtkabir, sonra Havaya Çizilen Dünya, çok sorulur sorularda hep karşınıza gelir. Çocuk ve Allah, çok sorulur karşınıza gelir arkadaşlar. Asıl sanatçı kimliğini çünkü bu şiirde ele almıştır. Hiroşima, Nötron Bombası, Vietnam Savaşımız, bu üçü Batı'nın yaptıklarıdır. Yunus Emre'de olmak tasavvufi şiirleridir arkadaşlar. Sonra Toprak Ana, Aç Yazı, Yedi Mehmetler çok çıkar sorularda, dikkat edin. Çocuk şiirlerinden de arkadaşlar Açıl Susam Açıl, Dört Kanatlı Kuş, Yeryüzü Çocukları ama Balina ve Mandalina sorulabilir. Bilin, Dostlar Biriktiren Çocuk, Cin ile Cincik diye şiirleri vardır. Şimdi bu sanatçımızın neyine geçelim? Küçük hikayesine geçelim. Evet, Fazıl Üstü Dağlarca arkadaşlar. Fazıl Üstü Dağlarca şöyle kalacak aklımıza. Dağlarca, yani Fazıl Üstü Dağlarca, dağlardan kalacak aklımıza. Şimdi ülkenin birinde dağlar varmış ve bu dağlarda Malazgirt'te, Üç Şehitler'de, İstiklal Savaşı'nda, İstanbul Fetih Destanı'nda ve Çanakkale'de. Bakın biliyorsunuz, bakın Malazgirt, Üç Şehitler, İstiklal Savaşı, İstanbul Fetih Destanı, Çanakkale'de. Ne olan? Şehit olan kişileri getirip bu dağlara gömüyorlarmış. Burası çok önemli, o ülkenin çok için çok önemli, maneviyatı çok yüksek bir yermiş arkadaşlar. Dağlarca, o dağlar çok önemliymiş. Ve bir gün düşmanlar bu ülkeyi ele geçirmek istemiş. Ve ele geçirirken plan yapıyorlarmış. Demişler ki bu ülke için demişler, bu Malazgirt Ulaması'ndan, Üç Şehitler'den, İstanbul Savaşı, İstanbul Fetih Destanı ve Çanakkale Destanı'ndan ölenleri, şehit olanları bu dağa gömüyorlar. Bu dağlarda olan kişileri, bu dağı biz yok edersek bu ülkenin maneviyatını yok ederiz ve böylece ele geçirmemiz daha kolay olur diye biz bunlara nötron bombasıyla Hiroşima atacağız diyerek arkadaşlar ne yapıyorlarmış?
plan yapıyorlarmış. Tabii ki bu planı kim duymuş arkadaşlar? Delice böcek duymuş. Gördüğünüz gibi böceği. Elinde neler var arkadaşlar? Vericiler var. Delice böcek duymuş. Delice böcek koşa koşa nereye gelmiş arkadaşlar? Sivaslı karıncaya. Sivaslı karınca, Sivaslı karınca koş demiş. Ben geçerken demiş oradan. Düşmanlar plan yapıyorlardı. Bizim dağlarca dahaki şehitlerimizi bombalayacaklar. O da yok edecekler. Nötron bombasını Hiroşima atacaklar. Koş bir şey yapmalıyız diyor. Sivaslı karınca ile Delice böceğe koptur koptur geliyorlar. Nereye arkadaşlar? Çocuğa geliyorlar. Çocuğa böyle böyle anlatıyorlar. Çocuk oturuyor Allah'a yalvarmaya başlıyor çocuk. Ve Allah oturuyor Allah'a yalvarıyor. Diyor ki Delice böcek de Sivaslı karınca. Böyle olur mu Allah'a yalvarmayla? Olmaz. Bizim birine haber vermemiz lazım. Biz böcek olduğumuz için bizi dinlemezler. Çocuk sen gidip söylemen lazım. Çocuk koşa koşa kime gidiyor? Tabii ki Çakır'a gidiyor. Çakır'a diyor ki böyle böyle. Bizim dağlarca dahaki malarca uğulamamızı, şehitlerimizi, İstiklal Savaşı'ndaki, İstanbul Fetih Destanı'ndaki ve Çanakkale Destanı'ndaki şehitlerimizin gömülü olduğu yeri Hiroşima ile nötron bombasıyla yok edecekler. Yetiş Çakır. Çakır tabi hemen 7 tane Mehmet'i var. Çok ünlü. Böyle güçlü. O 7 Mehmet'leri alıyor. Görüyorsunuz 7 tane var. Orada ortada arkadaşlar. 7 Mehmet'leri alıyor. Hemen gidiyor düşmanların. Daha düşmanlar patlatmadan nötron bombasıyla Hiroşima bombasını onların karargahında patlatıyor. Ama patlatırken 7 Mehmet'lerle Çakır da destan oluyor. Ve kendisi de ölüyor arkadaşlar. Tabi ölünce çok üzülüyor herkes. Ve Çakır'ın destanını da bu diğer destanların içerisine koyarak onu da dağlarcaya gömüyorlar 7 Mehmet'le beraber. Sonra gömdükten sonra üzerine bir bayrak dikiyorlar. Diyorlar ki bunlar Türk destanıdır. Türkçem, bizim ses bayrağımız, her şeyimiz çok önemlidir diyor. Çocuk da Allah'a yalvarırken diyor ki Allah'ım sen havaya bir dünya çizdin ama içini bir sürü şehitlerle doldurdun. Ne olursun bizim geleceğimizi iyi eyle ve şehitlerimizin ruhunu şad et diye ağlayarak dua ediyor arkadaşlar. Eserlere baktığımızda Malazgirt Tullaması, Üç Şehitler Destanı, İstiklal Savaşı, İstanbul Fetih Destanı, Çanakkale Destanı. Bakın bir sürü destan var. Çakır'ın destanı, 7 Mehmet'ler. Destan şairi olduğunu unutmuyorsunuz. Sonra Delice Böcek, Sivaslı Karınca, Çocuk ve Allah. Çok çıkar Çocukla Allah ve Havaya Çizilen Dünya çok çıkar. Sonra şiiri, Türkçem Benim Ses Bayrağım çok çıkar arkadaşlar. Dikkat edin. Nötron Bombası Hiroşima Batı'yı eleştirdiği şiirleridir arkadaşlar. Evet, bir diğer sanatçımız Sabahattin Kudret Aksal arkadaşlar. Sabahattin Kudret Aksal insan psikolojisine önem veren eserler yazmıştır. Özellikle ilk şiirlerinde günlük hayat anlatmıştır. Daha sonra felsefi ve psikolojik ögeler ağır basan şiirler yazmıştır arkadaşlar. Cahit Sıtkı'nın etkisiyle hece ve uyak kullandığı ilk dönem şiirlerinden sonra Garip Akım'a Orhan Veli'ye yaklaşmış. Özellikle Şarkılı Kahve adlı şiirinde Garip Akım'ın etkisi vardır. Gün Işığı adlı şiirinde ise Anadolu teması ağırlıktadır. Günlük yaşamın küçük ayrıntılarını işlemiştir, avarelikleri. İlk oyunu Evin Üstündeki Bulut 1948'de oynanır. 1976 sonrasında yalınlığı elden bırakmadan dilde derinlik arayışına başlamıştır. Uyap tekrar şiirinin köşe taşı olmuştur. Yani Uyap tekrar şiirinde önem kazanmıştır. Bu dönemde garipten uzaklaşmış ve ikinci yeniye yaklaşmıştır arkadaşlar. Kendisine özgü bir biçimde insan-doğa ilişkisini felsefe düzlemde ele almıştır. Gündelik ilişkileri, saçmalıkları, çatışmaya varan tartışmaları ele almıştır. Özellikle psikolojik öğeleri ve isim araçlarını öne çıkarmıştır. Eserlerine bakarsam şiirleri, Şarkılı Kahve önemlidir, çok çıkar sorularda dikkat. Gün Işığı, Duru Gök, Elinle, Eşik bunlar önemli olanlar. Çizgi, Zamanlar, Bir Zaman Düşü, Buluşma, Batık Kent arkadaşlar ölümünden sonra son şiirleri. Bir Gün İstanbul, Bir Resimde Atatürk, Atatürk Anadolu'da, Anadolu'muz Anadolu'muz ayrıca gibi şiirleri var arkadaşlar. Öyküsü Gazoz Ağacı, Yaralı Hayvan. Özellikle Gazoz Ağacı çok çıkar. Sonra tiyatrosu Evin Üstündeki Bulut, Bir Adada Üç Ayna, Tersine Dönem Şemsiye, Bay Hiç. Önemli olanlar arkadaşlar. Bakın altta yazmışım Gazoz Ağacı bir mahalle eseridir. Oyunda sürekli kaybeden ve hep gazoz ısırmalamak zorunda kalan Gazoz Ağacı lakaplı Saim mahalledeki bir kıza aşık olması anlatılır arkadaşlar. Unutmuyorsunuz şiiri, Şarkılı Kahve'yi iyi bilin, Gazoz Ağacı'nı iyi bilin arkadaşlar, Evin Üstündeki Bulut'u iyi bilin. Şimdi hikayemize geçelim. Sabahattin Kudret Aksal. Arkadaşlar aklınıza nereden gelecek? Sabahattin Kudret Aksal aksak aksak. İşe giden, aksak aksak gelen bir adammış. Biraz aksakmış arkadaşlar. Sonra bu adam aksak aksak gidip gelirken arkadaşlar her gün tek bunun işe gidip gelir monoton hayatında tek zevki neymiş arkadaşlar? Bir şarkı açıp eline kahvesini alıp
Böyle eşikten geçip duru gökte gün ışığının altında o kahveyi içmek, bir şarkı dinleye dinleye. Böyle hep akşamları rahatlama modundaymış bu yönüyle. Her gün aksak aksak işe gider. Sabah 9'da aksal. Sonra aksak aksak gelir. Şarkılı kahvesini, şarkıyla beraber kahvesini eşikten geçerek duru gökte gün ışığında içermiş. Bir gün yine işten gelmiş. Gelince bakmış kahve aramış, aha bir de yanında kurabiye yermiş falan. Ve kahve ararmış aramış, kahveyi bulamamış. Demiş ki kahve mi bitti acaba derken ararken hani olur mutfağın böyle en dip köşelerinde bir yerde kahveyle biraz çörek bulmuş. Oh demiş, bugünü kurtaracak var, yarın alırım. Neyse almış kahvesini, müziğini almış, eşikten geçmiş duru gökte gün ışığında güzel güzel kahvesini içmiş. Yanına bir tane çöreğini yemiş, böyle hafiften uyuklamış. Sonra gözünü açmış, bir bakmış karşıda bir şey parlıyor bahçede. Sonra ilerlemiş. Aa, gazoz ağacı. Gördüğünüz gibi ağacın dallarında gazoz var. Gazoz vermiş ağaç meyve olarak. Tübe demiş, ne oluyor, hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Gazoz ağacı mı bu? Bunlar gazoz mu böyle yavaştan dokunacakken? Şöyle dönmüş, bir ses gelmiş. Bir bakmış ev. Evinin üstünde, bulutun altında, evin tepesinde yaralı bir hayvan oturuyor. Demiş ki şaşırmış, bu hayvan burada ne geziyor, ne oluyor ya falan demiş. Neyse demiş ki ben demiş iyi, en iyisi mi elimle çıkayım da şu hayvanı şuradan indireyim. Ayağı sakat, görüyorsunuz evin üstünde var orada. Ayağı sakat, ben bunu demiş indireyim en iyisi. Eliyle evin üstündeki bulutuna, oraya çıkmış arkadaşlar. Eliyle yaralı hayvanı indirecek. Tam çıkmış, bir bakmış hayvanı eline atacağında hayvan kayboluvermiş. Adam korkmuş, ne oluyoruz demiş, bir gazoz ağacı. Bir evin üstünde bulut, bir yaralı hayvan, hayvan kayboluyor. Kafayı mı yiyorum, ne yapıyorum demiş. En iyisini ben aşağı ineyim bari demiş. Nasıl ineyim buradan çıkarken demiş. Ayağı da aksak ya, biliyorsunuz çıkarken çıkmış ama inerken inemiyor. Sonra ne yapmış, orada bir şemsiye görmüş. Demiş ki şemsiyeyi ben en iyisi açayım, böyle tepeme doğru tutayım. Aşağı atlarsam süzüle süzüle inerim. Tabii ki düşünmemiş, salak şemsiye terse döner ya rüzgarda. Neyse atlamış öyle, tam o sırada şemsiye terse dönmüş, küllük yere düşmüş. Yere düşünce bu bayılmış. Sonra gözünü bir açmış. Bir odada 3 tane ayna var. Bir odada açmış gözünü. 3 tane ayna var. Allah'ım demiş, ne oluyor, bugün başıma neler geliyor. Gazoz ağacı vardı. Evin üstünde bulut. Elimde çıktım oraya yaralı hayvanı indirirken şemsiye tersine döndü. Neyse aynaya çıkmış. Aynadan böyle kafasını bir uzatmış kendine bakmak için. Kafamda bir yer yarıldı mı falan diye bir bakmış. Aynada görünmüyor kendisi. Yüzü yok aynada. Hiçbir ayna kendisini göstermiyor. İyice bir telaş olmuş. Korkudan ölmüş. Allah'ım ne olacak diye korkudan ölmüş. Tam o sırada bayılmış korkudan. Sonra gözünü bir açmış. Meğersem hastanedeymiş. Ne olmuş arkadaşlar? Aslında o kahveden mi? Onların günü tarihi geçmiş. Kahveden mi? Çörekten zehirlenmiş. Aslında bunların hepsi bir hayalmiş arkadaşlar. Kendisini hastaneye kaldırmışlar. Serum yiyormuş. Öylece uyanmış arkadaşlar. Evet, eserleri unutmuyorsunuz. Şarkılı kahve önemli demiştik. Eşik, duru gök, gün ışığı, gazoz ağacı önemli demiştik. Evin üstündeki bulut, elinle yaralı hayvan, tersine dönen şemsiye, bir odada 3 ayna unutmuyorsunuz. Evet, bir diğer sanatçımız Necati Cumalı arkadaşlar. Necati Cumalı, daha önce de söylemiştim size. Küçürek hikaye, roman, şiir ve tiyatro yazar. En başarılı olanı küçürek hikayedir. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? Küçürek hikayeye dikkat ediyoruz. Özellikle Ege bölgesinden Urla çevresini anlatır arkadaşlar. Lirik serbest şiirler yazar arkadaşlar. Garip akımı şairleri ve 1940 kuşağının diğer şairlerinden farklı olarak biraz daha yalın, aydınlık anlatımlı lirik şiirler yazar. Sevgi, sevinç, özlem gibi bireyin güncel kaygılarla birlikte toplumsal sorunları ele almıştır arkadaşlar. 1955'ten sonra ise öykü, roman ve tiyatro türüne yönelmiştir arkadaşlar. Roman ve öykülerinde çoğunlukla dedik Ege bölgesi, kasaba kırsalları, yani Urla bölgesini anlatır dedik. Tütün zamanı çok çıkar. Zeliş adıyla 1971'de arkadaşlar, dikkat edin, tütün zamanı. Daha önce de soruldu. Yağmurlar ve topraklar. Acı tütün soruldu arkadaşlar. Bu türün romanları en önemli başarısıdır arkadaşlar. Ay Büyürken Uyuyamam adlı öykü kitabında da Anadolu insanlığının cinsel bir tablosunu çizer. Unutmuyorsunuz özellikle susuz yaz, tütün zamanı, yağmurlar ve topraklar. Eserlerine bakalım. Şiirleri, Kızılçullu Yolu, Harbe Gidenlerin Şarkısı, Mayıs Ayı Notları, Güzel Aydınlık, bunlar önemli şiirleri. Deniz'in İlk Yükselişi, ilk 3 kitaptaki şiirlerin toplamı. İmbat'la Gelen Önemli, Güneş Çizgisi, Yağmurlu Deniz, Başaklar Gebe, sonra Bozkır'da Bir Atlı, Yarasın Beyler, Aşklar Yalnızlıklar, Kısmeti Kapalı Gençlik önemli şiirleri.
Öykülerine baktığımızda yalnız kadın arkadaşlar dikkat. Susuz yaz çok çıkar dikkat. Ay büyürken uyuyamam çok çıkar dikkat. Dila Hanım çıkar dikkat. Yakup'un koyunları ve aylık bıçak. Aylı bıçak. Romanlarına baktığımda tütün zamanı, acı tütün, yağmurlar ve topraklar, aşk da gezer, viran dağlar ve üç minik serçem. Oyunları, nalınlar, gömü, boş beşik, vur ömrü ve susuz yaz. Yine susuz yaz arkadaşlar hem burada hem orada görüyorsunuz. Hem öykü, öykü hem oyundur. Buna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde günce deneme ve incelemesi var ama en önemli özellikler şiir, öykü, romanları ve oyunlarından özellikle koyu yazdığım yerlere dikkat edin. Şimdi hikayesine geçelim. Evet, Necati Cuman'ın hikayesine geçtik arkadaşlar. Şimdi Necati karısı varmış. Adı ne tabii ki karısının? Dila Hanım. Gördüğünüz gibi gerçekten Necati Cuman'ı ve karısının fotoğrafı bunlar arkadaşlar. İlk başta gördüğünüz. Karısı Dila Hanım. Sonra Dila Hanım'la Necati böyle biraz fakir bir iki el çiftmiş. İşte evli bir evli bir çiftmiş. İmbatla gelen böyle yağmurlar ve toprakların olduğu, imbatla gelen yağmurların olduğu, böyle nefis nefis toprakların koktuğu viran dağlarda oturan bir çiftmiş. Gördüğünüz gibi orada tahtadan bir ev var. Etrafında yeşillik var. Karadeniz gibi düşünün. İmbatla gelen yağmurlar ve toprakların olduğu viran dağların olduğu bir ev. Bir de kardeşi var arkadaşlar, Yakup. Yakup'un da koyunları var. Yakup koyunlarını gidiyor işte. Bunlar da arkadaşlar tabii ki ne ekiyorlar? Başak ekiyorlar, tütün ekiyorlar. Biraz Karadeniz tarzı bir yer olduğu için imbatla gelen yağmurlar falan var topraklar. Tütün ekiyorlar arkadaşlar, başak ekiyorlar. Böylece ekip biçiyorlar arkadaşlar. Yakup da koyunlarından işte süt yapıyor falan filan, peynir falan yapıyor. Böylece geçimlerini sağlıyorlar. Tabii ki bu Necati Cuman'ın annesi babası yok, kızın da yok. Böyle biraz kimsesizler. Neyse bir gün bunlar yine böyle ekmişler şeylerini, tütünlerini, işte ne bileyim başaklarını ekmişler falan filan derken Dila ile otururken ne olmuş arkadaşlar? Mayıs ayında bir mektup gelmiş. Tam böyle işte ekinlerin ekilip yükseldiği zamanlarda Mayıs ayında bir mektup gelmiş. Demişler ki Necati'ye, Necati demişler savaş çıktı, derhal askere geleceksin. Eğer askere gelmezsen senin adına vur emri çıkacak. Tabii ki Necati ne yapsın? Üzülüyor. Karısı da var, hamile. Üzülüyor. Yeni yeni böyle daha hamile olmuş. Çok mutlulardı. Üzülüyor. Diyor ki benim gitmem lazım. Size Yakup'u sana da Yakup'a emanet ediyorum diyor. Ben Kızılçullu yolundan harbe gidenlerin şarkısını söylüyor. Aşklar ve yalnızlıklar içinde kısmetim kapalı bir genç olarak gidiyorum demiş. Ne demiş arkadaşlar? Mayıs ayı mektupları geldi bu emri. Kızılçullu yolundan harbe gidenlerin şarkısını söyleye aşklar ve yalnızlıklar içinde kısmeti kapalı gençlik şekilde gidiyormuş. Tabi gitmeden önce de karısına bir tane bıçak bırakmış. Ay şeklinde aylı bıçak. Ve demiş ki birisi gelirse bunu yanına al, ne olur ne olmaz demiş. Neyse karısı da üzgün ağlıyor tabi, bu gitmiş. Daha sonra üstünden biraz zaman geçmiş, yaz gelmiş. Neyse yaz gelmiş, tabi ki karısının karnı büyümüş baya bir. Tütün zamanı gelmiş ama yaz o kadar susuz geçmiş ki tütünlerin hepsi acımış arkadaşlar. Hatta gebe olan başaklar, yani böyle başak tohumları var ya, gebe başaklar, onlar bile dökülmüş. Bütün tütün acımış, hiçbir işe yaramamış susuz geçince ve hepsi mahvolmuş ürünlerin. Tabii ki kızcağız ne yapsın, çok sıkıntılı. Ondan sonra kadıncağız da artık böyle geceleri hamile de olduğu için bu sıkıntılardan dolayı ay büyürken uyuyamıyormuş geceleri. Kalkıyormuş, sıkıntılı geziyormuş. Ellerinde kalan tek şey Yakup'un koyunlarıymış. Ne yine böyle bir gün sabaha karşı böyle hafiften ay büyümüş gene uyuyamamış. Aylı bıçağını eline almış, demiş ki nalınlarımı ayağıma giyeyim. Nalın biliyorsunuz arkadaşım camide falan da giyiliyor. Nalınlarımı ayağıma giyeyim demiş. Şu Yakup'un koyunlarına bakayım, madem tütünler falan gitti susuz geçince yaz. Başaklar da gitti, ben bari koyunlara bir göz gezdireyim demiş. Kalkmış koyunlara göz gezdirirken böyle hafiften güneş doğmuş, güneş çizgisi. Neyse yağmurlu bir deniz gelmiş. Böyle denizden bir yağmur gelmiş. Hafif güzel bir aydınlık oluyor tabii. Böyle içi umutla dolmuş, Allah'ım demiş. Bugün güzel bir şey olsa bari demiş. Derken bir bakmış bozkırda bir atlı koşu koşu geliyor. Hemen korkmuş. Aylı bıçağını çıkartmış. Demiş ki bu kim acaba? Biraz daha yaklaşmış. Bir bakmış kocası Necati. Koşa koşa geliyor. Meğersem harbe girmeden... Burada harp bitmiş arkadaşlar. Hemen kocası bir tane karısına hediye olarak boş bir beşik almış. Çocuğumuzu beşikte yatırırız diye. Boş beşik almış arkadaşlar. Bir de harbe gittiği yerde birden onları deşerken küçük bir gömü bulmuş.
O gemide de bir sürü parası olmuş. O paralar da cebine sokmuş, saklamış. Boş bir şey de eline almış. Koştur koştur Bozkır'da bir atlıyla ne yapmış arkadaşlar? Karısı Dila Hanım'ın yanına gelmiş. Bunlar böyle sarılmışlar. Mutlu mesut arkadaşlar. Ne yapmışlar? Mutlu olmuşlar. Evet, unutmuyoruz. Dedik ki özellikle arkadaşlar tütün zamanı, susuz yaz, acı tütün arkadaşlar bunları unutmuyoruz. Boş beşik unutmuyoruz arkadaşlar. Sonra imbatla gelen yağmurlar ve topraklar, viran dağlar, Yakup'un koyunları, Dila Hanım, ay büyürken uyuyamam, aylı bıçak nalınlar, güneş çizgisi arkadaşlar, güzel aydınlık, Bozkır'da bir atlı, gömüğü, yağmurlu deniz, harbe gidenlerin şarkısı, Mayıs ayı mektupları, Buğur Emri, Kızılçullu yolu, aşıklar ve yalnızlıklar, kısmeti kapalı gençlik arkadaşlar. Hikayeyi ezberlersek bunları yaparız. Evet, bir diğer sanatçımız Salah Birsel arkadaşlar. Bu adam önemli, Salah Birsel erkek bu arada. Bu adam önemli deneme yazarlarımızdandır arkadaşlar. Günlük yaşamı dile getirir ya, denemeler önemlidir. Gençliğimde sokak şiirleri yazardım. Sokak benim denge taşımdır demiş ve sokak kelimesine vurgu yapmıştır. Şiir, deneme, anı yazmıştır arkadaşlar. Soylu bir dille argoyu kaynaştırmıştır. Beş ciltlik bu çok çıkar Salah Bey tarihini yazmıştır. Dikkat edin, bu çok çıkar soruları. Salah Bey tarihi. Şiirlerinde önce zeka ve ince alaya dayanan yergarlıklı şiirleri vardır. Garip bir ikinci yeni akımlarını kendine göre yorumlamış ve halk şiirine yaklaşan bir söyleyiş uygulamıştır. Şiirin duygunun baskısından kurtarıp zekanın ürünü haline getirmiş. Yani biraz böyle zeki durumları fazla şiirler yazmıştır. Her şiirine yeni bir ses ve yapı kurmaya çalışmıştır arkadaşlar. Özellikle duygu değil, duygu şairi değil, usta şair, lirik şiir, zeka şiirini sanılır. Eserleri, özellikle denemeleri çok ünlüdür. Bu adamın denemelerini sorarlar. Dikkat, Boğaziçi Şıngır Mıngır çok çıkar. Ah Beyoğlu, Ah Beyoğlu çok çıkar. Kahveler kitabı çok çıkar. Binbir Gece denemeleri çok çıkar. Şiirlerine geldiğimde Dünya İşleri, Hacivat'ın Karısı arkadaşlar gelenekten yararlanır. Çikirikname, Haydar Haydar, Nadenk, Ases, Köçekler, Papuf gibi önemli şiirleri vardır arkadaşlar. Tabi Rumba'da Rumba var burada. Biz eserde alacağız. Bunlar önemlidir arkadaşlar. Eleştirili ver şiirin ilkeleri. Romanı var Dört Köşeli İnsan diye. Eserlerini unutmuyoruz. Şimdi geçelim hikayesine. Evet, Salah Birsel arkadaşlar. Şimdi Salak Hacivat'ın Birsel adlı güzel mi güzel bir karısı vardır. Salah Hacivat Birsel karısı. Hacivat'ın karısı Salah Birsel. Salah Birsel'in şey pardon Salak Hacivat'ın güzel karısı Birsel. Şimdi Hacivat'ın karısı Birsel böyle. Hacivat her gün işe gidiyormuş. Dünya işleri yapıyormuş. Gidiyormuş. Gördüğünüz gibi Hacivat. Sonra eve geliyormuş. Paf puf yoruldum. Of paf yoruldum deyip sonra hemen uyuyormuş arkadaşlar. Bu bir gün böyle, 5 gün böyle. Karısı da güzeller güzeli, gördüğünüz gibi ortada. Güzeller güzeli bir kadın. Her gün böyle ilgi istiyormuş. Kocacığım işte bugün ne yaptın işte bilmem ne. Bu dünya işte yine of puf bir şey yok. Paf bir şey yok. Puf bir şey yok. Hofluyormuş, pufluyormuş. Ne yapıyormuş? Kıçını dönüp yatıyormuş arkadaşlar. Arkasını dönüp yatıyormuş. Neyse bir gün böyle, 5 gün böyle artık karısı çok üzülmüş. Ben ne yapsam olmuyor demiş. İşte ne bileyim yemek hazırlıyor güzel olmuyor. Ondan sonra güzel giyiniyor olmuyor. Bir türlü salak acı var. Karısı güzeller güzeli bir sene yüz vermiyor. Paf puf edip yatıyor. Paf puf edip yatıyor. Derken karısı da bir gün artık bıkmış demiş ki. Yeter artık demiş. Ben eski günlerime döneceğim. Şıngır mıngır giyineceğim. Boğaz içinde gezmeye çıkacağım demiş. Neyse şıngır mıngır giyinmiş gördüğünüz gibi. Saçına güller takmış. Bak görüyorsunuz. Mıngır mıngır giyinmiş. Boğaz içinde güzel güzel geziyormuş arkadaşlar. Biraz da Osmanlı dönemi o dönemde görüyorsunuz. Hacivat Karagöz olduğu için. Geziyormuş. Gezerken Allah bir de bunun eski sevgilisi varmış. Adı ne? Haydar Haydar tabii ki. Haydar Haydar bunu nasıl bir görür görmez. Kahvede kahveler kitabını, Binbir Gece denemelerini kahvede okurken kitabı kaptığı gibi bunun yanında bitmiş tabii ki. Görüyorsunuz arkadaşlar kendisini. Çok racon kesen bir adam. Neyse kopmuş arkadaşlar. Koşa koşa gelmiş demiş ki sevdim seni ey insan ey bir Selim sen gittin başkasıyla evlendin ama ben hala sana deli gibi aşığım demiş. Seni elde etmek için her şeyi yaparım demiş. Tabii bu birazcık bizim Salah'ın bir Selim hoşuna gitmiş. Niye? Çünkü kocasına ilgi görmüyor. O yüzden arkadaşlar geliyormuş gidiyormuş bunu her gördüğünde sevdim seni ey insan deyip kahveler kitabını alıp bin bir gece denemeleri okumaya çalışıyormuş. Onun gönlünü hoş etmeye çalışıyormuş. Sonra köçeklikler yapıyormuş arkadaşlar. Rumba da rumba, rumba da rumba diye dans ediyormuş. Görüyorsunuz aşağıda köçekleri. Rumba da rumba dans ediyormuş. Tabii bu
gezmeye giden bir Selin, Boğaz içinde şıngır mıngır gezmeye giden bir Selin hoşuna gidiyormuş. Ah be yolucum, ah be yolucum, ah be yolucum, ah be yolucum. Kikirik kikirik, kikirik kikirik, böyle kikir diyormuş, hoşuna gidiyormuş. Bir böyle, iki böyle, üç böyle derken artık bir Sel dayanamamış. En sonunda Haydar Haydar'la kaçmış arkadaşlar. Ve Hacivat'ta ne yapmış dünya işleriyle puf puf ede ede arkadaşlar ne olmuş? Elindekiyle kalmış, karısından da olmuş, yaptığına bin pişman olmuş. Evet, Hacivat'ın karısı. Puf puf, dünya işleri. Haydar Haydar, sevdim seni ey insan. Kahveler kitabı, bin bir gece denemeleri. Boğaziçi şıngır mıngır, kikirikname, ah be yolu, vah be yolu, köçekler, rumba da rumba. Bir de Salah Bey tarihi vardı arkadaşlar, unutmuyorsunuz. Böylece aklınızda kalır umarım. Evet, Özdemir Afitaf bir diğer sanatçımız arkadaşlar. Asıl ismi Halil Özdemir Arun'dur. Kısa ve özlü şiirler yazar, özdeyiş şairidir diyebiliriz. Dikkat, özdeyiş şairidir. Atasöz ve deyimi çokça kullanmasıyla bilinir, buna dikkat ediyorsunuz. Nükte ve şaşırtmacı şiirler yazar arkadaşlar. Halk şiirine yaslanır şiir yazarken. Soyut ve çağrışıma dayan şiirler ile adını duyurur. Türk şiirinin özgün şairlerindedir. İkinci yeni şiirinde özel bir dil yaratmıştır arkadaşlar. Tekke, saz ve divan şiirinden yararlanmıştır. Koşma, kaside, gazel yazmıştır. İnsan, toplum, aşk, ayrılık gibi unsurları ele almıştır. Eserlerine baktığımızda şiirleri vardır. Dünya kaçtı gözüme, sen sen sen, bir kapı önünde, çiçek senfonisi en önemlidir. Çiçekleri yemeyin bir diğeri, benden sonra mutluluk, yalnızlık paylaşılmaz diğer önemi. Bakın altın çizdiklerime özellikle dikkat ediyorsunuz. Çiçek senfonisi, dünya kaçtı gözüme, sen 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 arkadaşlar. Sonra özdeyiş şiirleri var, yuvarlayın köşeleri arkadaşlar. Öyküsü var ama özellikle altını çizdiğim yerlere dikkat ediyorsunuz. Şimdi hikayesine geçelim. Evet, Özdemir Asaf. Özdemir ve Asafiye diye kalacak aklımızda arkadaşlar. Özdemir ve Asafiye gördüğünüz gibi karı kocalardır. Gerçekten de kendi resmiyle karısının resmi bu arada. Özdemir ve Asafiye karı kocalardır. Birbirlerine çok aşıklardır. Sonunda evlenmişlerdir. Gördüğünüz gibi her gün Özdemir Asafiye çiçekler getiriyordur. Çok mutludurlar arkadaşlar. Bir gün böyle, üç gün böyle Özdemir Asafiye mutlu mesut. Bir gün böyle, üç gün böyle cicim ayları geçer. Cicim ayları geçince arkadaşlar tabii ki Özdemir'in gözü biraz dışarıda erkek millet. Özdemir'in gözü dışarıda arkadaşlar. Sonra bir gün ne yapmış? Asafiye işteyken Özdemir bir kadınla eve gelmiş. Sonra arkadaşlar bir kız arkadaşını getirmiş eve. Neyse bir kız arkadaşını getirince Asafiye de o gün terslik ya evde anahtarını unutmuş. Anahtarını unutmuş, iş yerinin anahtarını unutmuş, koştur koştur eve gelmiş. Bir girmiş içeriye, eyvah Özdemir'le kadın. Asafiye tabii nasıl kötü, nasıl kötü, Allah'ım bu kadar mutlulukların üstüne yapılacak şey mi? Başlamış kocasına yardırmaya. Sen 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 benden sonra nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Yalnızlık paylaşılmazdı, ben seninle yalnızlığımı paylaştım. Yuvarlağın köşeleri gibi olasın, dünya gözüne kaçsın diye habire adama beddua ediyormuş arkadaşlar. Yuvarlağın köşeleri gibi olasın, bak görüyorsunuz göz var, dünya var. Dünya gözümüze kaçsın, gözüne kaçsın. Sen 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 benden sonra Allah belanı versin diye sürekli ağlıyormuş gördüğünüz gibi. Tabii ki Özdemir yaptığından pişman, aşkım bilmem ne falan filan. Sonra arkadaşlar sinirlenmiş, hemen çekmecesinden küçük bir silah varmış, silahını almış arkadaşlar. Koşa 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 kapıya çıkmış. Ondan sonra kapıda arkadaşlar kafasına dayamış. Senden sonra ben artık, benden sonra sen bana baktıysan ben de sana artık bundan sonra hakkımı helal etmiyorum, haram olsun demiş. Kapının önünde kendini vurmuş. Çiçek senfonisinin içine düşmüş. Özdemir de böylece yaptığına bin pişman, ne yapmış? Ömür boyunca ona hayat cehennem olmuş arkadaşlar. Eserlerimiz sen sen sen, benden sonra, yalnızlık paylaşılmaz, yuvarlağın köşeleri, dünya kaçtı gözüme, bir kapı önünde, çiçek senfonisi, unutmayınız arkadaşlar. Evet, bir diğer sanatçımız Hüseyin Nihal Atsız. Arkadaşlar bunu daha önce de görmüştük milli edebiyatta. Burada da kendisi aynı zamanda Cumhuriyet'te bağımsızdır. Türkçülük akımının önemli temsilcisidir arkadaşlar. Türkçülük akımını destekleyen Atsız Mecmua, Orhun, Orkun, Ötüken gibi dergiler çıkarmıştır arkadaşlar. Tarihi romanlar yazmıştır. Romanlarda efsane, mitos ve destan geleneğinden yararlanmıştır. Göktürk dönemini yalın bir dille anlatmıştır. Irkçılık ve turancılığa dayanan bir anlayışa sahiptir. Eserlerinde din ögesine hiç yer vermemiştir. Özellikle eserlerinden Bozkurtların Ölümü çok çıkar. Bozkurtlar Diriliyor çok çıkar. Göktürk dönemi. Ruh Adam,
Çok önemlidir arkadaşlar. Dikkat, otobiyografik romanıdır. Deli Kurt, Osmanlı tarihini anlattığı romanı. Dalkavuklar Gecesi, Cumhuriyet'in ilk yıllarının eleştirisidir arkadaşlar. Z vitamini diye romanları var. Şiirleri ise yolların sonudur arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz eserlerine. Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor. Unutmuyorsun. Ruh Adam özellikle önemli. Deli Kurt, Dalkavuklar Gecesi. Aklınızda bulunsun. Bu adamın hikayesi yok. Böyle kalacak arkadaşlar.